Hoş geldiniz oy militanları. Ben Yaşar karşınızda Yeni bir Lord of the Rings Last War yani Yüzüklerin Efendisi Savaşlar videosuyla birlikteyim. Artık komutan rehberlerinin sonuna geliyoruz yani şimdilik sonuna geliyoruz. Bu zamana kadar işte PvP'de veya PVA aşamalarında işimize en çok yarayacak komutanlardan bahsettik. Şunu da şunu da şunu da ekle diyecekler falan olur aramızda ama aralarında en popülerleri inceledik. Bu da sonuncusu olacak. Aa, komutan rehberleri serimiz bu video ile birlikte şimdilik sonlanmış oluyor. Gelecekte gelecek komutanlar veyahut da çok istenen bu da olmalıydı denen bir komutan olursa onu da yapacağız ileride efendim. Şimdilik <laughs> ee, şimdi tier 3 komutanların ee, sonuncusuna geldik. Aa, Torin Meşe Kalkan. Thorin Meşe Kalkan 1. sezonda yok. 1. sezon bittikten sonra yani 2. sezondan itibaren e, kullanılabilir oluyor. 2. sezondan itibaren sanırım. Sanırım. Yoksa 3 müydü? Bence 2. 2 de olabilir. 2 ya 2. 2 çünkü 3'te Isildur ve e, şey geliyor... Bayern falan geliyor. İkiydi galiba Torin ya. İkinci sezonda evet sandığı geliyor kendisinin. Torin Meşe Kalkan saygı o eşyası olarak Erebor harita parçası e, kullanıyor. Tier 3 bir komutan ve a, niteliklerine baktığımız zaman kendisinin bir cüce olduğunu görüyoruz. Zaten yani, filmden vesaire, filmlerden vesaire de biliyorsunuz cüce olduğunu. Aaaa. Lider özelliğine sahip ve lider özelliği bildiğiniz üzere 20. seviyeye ulaşmış bir komutan. E, artı 5 komuta özelliğine sahip oluyor. Yani içerisinde 75 komuta değil 80 komuta alıyor end game'de. E, 80 komuta demek de hani e, daha fazla asker olması demek. Daha fazla asker olması demek. E, daha da tanklayabilmesi en azından daha zor ölmesi. Veya da daha güçlü olması demek. Açıkçası liderlik komutanlarının bir tık daha üstünlük kurabildiğini söyleyebiliyoruz. Lider olanların bu oyunda e, bir tık daha üstün olduğunu söyleyebiliyoruz. Çok fazla lider komutan çünkü savaşlarda çok güçlü bir şekilde Kullanılıyor. E, ...Torin'in statları ise 103 kuvvetle başlıyor, e, odak 75, hız 78. Hemen eşsiz eşyasına da geçelim. Orcrist kullanıyor biliyorsunuz, Goblin Cleaver olarak e, Goblin satırı e, diye çevrilmişti Hobbit filmde. Her neyse, e, 14 kuvvet e, kullanıyor, Kendi, şey, 14 kuvvet e, veriyor Orcrist ve cücelerin ordu hasarını 2 arttırıyor ve adına yaraşır bir şekilde alt özelliği de gerçekten hani eee ork katili yani. Eee Torri'nin orklar ve urk'ayı hedeflerine karşı oluşturduğu hasarı %15 arttırıyor efendim Orkrist. Eee bu da 6 yıldıza çıktığında %75 falan oluyor herhalde. Eee %75 %50 %75 mi %60 mı? Eee Muhtemelen %75'tir diye düşünüyorum. Tam bilmiyorum. Hiç full orkrist görmedim ama şurada fullendiğinde ne olduğunu görebiliyorum. Heh maksimum geliştirdim. Oğlum %90 oluyormuş lan. Yani %15'ten, %15, 15-15 diye artmıyor. Bir yerde daha fazla artıyor demek ki. %90 oluşturduğu hasarı arttırıyormuş. Düşman birimlerinde orklar ee, i̇kinci özelliği de aynı zamanda düşman birimlerinde ork varsa Müttefik birimlerin aldığı hasarı %1 azaltıyor. Full haliyle de %6 azaltıyor. Yani bir karşıda savaştığınız orduda ork varsa ee, Bütün birimleriniz %6 daha az hasar alıyor bir item sayesinde. Yani %6 hasar azaltma değil de önemli olan %90 torinin oluşturduğu hasarın artması. Oldukça iyiymiş. Ulan %100 olsa direkt hani Tori'nin vurduğu hasarı ikiye katlamak anlamına geliyor. E, bu durumdan ne anlıyoruz? Demek ki Tori'nin bolca e, beceri atan yeteneği var. Herhalde e, eşsiz eşyası bu kadar Tori'nin hasarını buffladığına göre. Hadi başlayalım. Saygı sıfır ünvanlarından biri olan Meşe Kalkan. 2 ee, turda bir bir turda bir çalışıyor. 2 turda bir çalışıyor. Yani 2, 4, 6, 8 ve 10. turlarda çalışıyor bu yetenek. Bir düşman hedefe %26 hasar veriyor. Yani %26 hasar. 15 puan verdiğimizde de 390 hasar anlamına geliyor. %390 burada bir e, hasar söz konusu. Aynı zamanda müttefik ordunun aldığı hasarı %5 azaltıyor. Ee, bu sanırım 15 puan verdiğimizde 15 ile çarpmayacağız bunu. Bu %5 olarak kalıyor. Bu puan vererek yükselmiyor bu %5 alınan hasarı azaltma. Çünkü etki üst üste eklenebilir ve savaşın sonuna kadar sürer diyor. Ee, üst üste eklenme durumu da muhtemelen şöyle olacak. İkinci turda %5 alınan hasarı azaltmış oluyorsunuz. Dördüncü turda %10. Ee, altıncı turda %15 8. turda %20 ve 10. turda %25 alınan hasar azaltma etkisine ulaşıyor bu. Ve 15 puan verdiğimizde de yine tam seviye etkisi olarak artı 15 kuvvet güç söz konusu bu ünvanda. Meşe Kalkan'dan doğan ünvanlardan bir tanesi olan yürekten vuruş. 2 turda bir çalışıyor. Yani 3, 6, 9. turlarda çalışıyor. Bir hedefe %42.8 ila %100 arası fiziksel hasar oluşturur. Bu ne demek? Yani ee, o zaman 7 puan verdiğimizde %700 ila bu şans ihtimali sanırım. %42.8 çarpı 7 diyelim. %300... %300 ila %700 arasında bir hedef bir hedefe %300 ila %700 arasında fiziksel hasar vuracak. 3 6 9. turlarda. Bu da bir hedefe, bu da bir hedefe. Buradaki hasar %390 çünkü zaten 2 4 6 8 10. turlarda çalışıyor. Toplam 5 kere çalışıyor bu. Bu 3 6 9'da çalışıyor. Bu 3 kere çalışmış oluyor bir savaş boyunca. E, Maşak Halkan'dan doğan bir diğer yetenek ise devir. Bu da 3-6-9 ve 3-6-9. turlarda çalışıyor. Yine bir düşman birimine %50 fiziksel hasar oluşturuyor. E, 7 puan verdiğimizde bu da %350 hasar, fiziksel hasar oluşturduğu anlamına geliyor. Ve %50 ihtimalle yani 200'lü bir zar atılacak bu çalıştığı turda ve e, tutarsa bir türlü da hedefe sersemletme veriyor yani bir birime yüzde elli ihtimalle e, sersemletme atma ihtimaliniz var yüzde 350 hasar burada var bir sersemletme var şimdiye kadar yüzde yüzde 300 ila yüzde 700 arası bir fizik bir hedefe fiziksel hasar burada var e, burada yüzde 390 hasar var yani şurası komple zaten full beceri hasarla dolu artı bir de burada stun var artı bir de burada birimlerini koruma var şimdiye kadar bu saygı sıfır yeteneği olarak meşe kalkan bayağı iyi gözüktü şimdiden bana hayat veren yeteneğine gelelim ee, hayat veren ünvanı 3. 6. ve 9. turlarda çalışıyormuş ancak e, aceleci özelliğini görmemizle beraber bu durum değişiyor 1. 4. 7. ve 10. turlarda çalıştığını göreceğiz. Hayat veren yeteneğinin. Neymiş bu yetenek? Bir düşman birimine %13.3 fiziksel hasar. 13.3 çarpı 15 yaptığımızda %200 fiziksel hasar. Yine bir düşman hedefe. Ve bir müttefik birimin %6.6 iyileşmesi söz konusu. 6.6 çarpı 15 dediğimizde %100 HP yenilemesi söz konusu. Tam seviye etkisi olduğunda da yani bu hayat veren yeteneğine 15 puan verdiğinizde artık bir müttefik hedef değil, iki müttefik hedef %100 HP yenileceği anlamına geliyor. Buradaki hasar bayağı düşük. HP yenileme de söz konusu. Tur olarak şey değil. Yani bu tur bu 2 4 6 8 10 iken bu 1 4 7 10 olduğu için Eee bir tık daha meşe kalkana göre zayıf geldi bana. Devam ediyorum. Eee hayat verenden doğan bir diğer yetenek ise korkmuş. İlk 4 turda iki düşman birimine karşı her turda %7.1 şansla sersemletme. Bak bu çok iyiymiş. Yani 7 çarpı 749 bu %50. %50 ihtimalle ilk 4 turda %50 ihtimalle iki düşman birimine sersemletme oluştur oluşturacaksın. Yani yüzde elli ihtimal diyeceksek ee, iki tur şey dört turun ikisinde çalışacağı anlamına geliyor genellikle. Yani ilk dört turun iki tanesinde düşmanın iki tane birimini sersemletiyorsunuz. Ee, bu korkmuş yeteneği çok iyiymiş. Ee, sersemletme bu oyundaki en OP şeylerden biri. Özellikle birimiyle hasar veren komutanları düşündüğümüzde. Mesela hani Witch King simyacılarla iş yapıyor, simyacıların ateş hasarıyla iş yaparken siz o simyacıları eğer sersemletirseniz, sersemletme bağışıklığı da yoksa bu çok büyük fark yaratan yeteneklerden bir tanesi olacak şimdi. Bu böyle bu kadar güzel bir ünvan varken burada hayat verenin 15 durumu söz konusu oldu şimdi. Diğer yeteneğe de bakalım tabii ki diğer ünvan neymiş? İlham. İlk 3 tur tüm müttefik birimlerin hasarını %3.2 arttırıyor. %3.2, 3.2 çarpı 7 yaparsak %23 mü %22.5 mü %22.5 tüm müttefik birimlerinin oluşturduğu hasarı arttırıyor ilk 3 tur boyunca. Ve etkisi odaklanma niteliğine de göre değişiyor. Yani bu komutanda ne kadar odak varsa ee, o kadar... Ee, çok bu hasar artışı bufflanacak demektir. Ancak Thorin bu zamana kadar en azından meşe Kalkan'da okuduğumuz bütün yetenekler fiziksel hasar üzerineydi. Odakla alakalı bir şey yok. Genellikle bir komutana fiziksel mi odak mı fiziksel mi odak mı diye karar verilir. Çünkü e, burada e, şu ana kadar odağa yönlendiren bir şey yok beni. İlham e, o yüzden ne kadar çalışır bilemedim. Evet saygı 3 yeteneğine geldik. Dağ altının kralı kendisi. Bu yetenek aynı zamanda şeyde de mi vardı? Ee, ne yaptık en son? Dayın demir ayak yaptık. De Dayın demir ayakta da vardı sanırım. Ve 2, 4, 6, 8 ve 10. turlarda çalışan bir yetenek. Bir düşman hedefe karşı yüzde %14 fiziksel hasar oluşturuyor. 14 çarpı. 15 yaptığımızda %210 fiziksel hasar söz konusu burada. Ve cücelerin savunmasını 1 arttırıyor. Bu da 15 puan verdiğimizde 15 savunma anlamına geliyor ve en fazla 5 adet üst üste ekleniyor. Bu da 15, 30, 45, 60, 75 şekilde gidiyor. Tabii bu nasıl çalışıyor? İkinci turda 15 savunmanız savunma arttıracak bu ünvan. Dördüncü turda 30 savunma arttıracak e, 6. turda 45 savunma arttıracak. 8. turda 60 savunma arttıracak. 10. turda da 75 savunma arttıracak. Tabi son turlara pek bir şey kaldıysa. Aynı zamanda tam seviye etkisi olarak cücelere de HP artı 2 söz konusu burada cüceleri daha da tanklaştırması var burada. daha altını kralından doğan bir diğer yetenek, yetenek uzun sakal. Komutanın fiziksel hasarı hedefin savunmasındaki %7.1 etkiyi yok sayar. Hedefin savunmasının yarısını %50'sini yok sayıyorsunuz 7 puan verdiğinizde. Yani 100 savunması varsa 50 savunmaymış gibi davranıyor e, komutanın vurduğu bütün fiziksel hasarlar. Şu meşe, meşe kalkandan gelen bütün becerileri düşünecek olursak burada e, fiziksel hasarın bu, bu, bu kadar fiziksel hasarın bu o yarısını, bütün savunmanın yarısını yok sayması oldukça önemli geliyor bana. Ee, cüce Yankısı bir diğer unvanımız. Komutan her savaşta ilk 4 beceri hasarını %7.1 arttırıyor. Bu da %50 arttırıyor. 7 puan verdiğimizde %50 diyebiliriz. Bütün bütün, bu zamana kadar gördüğümüz beceri hasarları şurada vardı. Şurada vardı. Şurada vardı. Bunların hepsi beceri hasarı. Ee, burada da var ama hayat verene gidecek miyiz emin değilim. Ee, ve evet. Hayat verende beceri hasarı var. Burada var. Burada var. Burada var. Şu ana kadar. Bu üç beceri hasarını şu ana kadar %50 arttırdığını söyleyebiliriz. İlk 4 atışı. ilk 4. Yani ikinci turda bu. 3. Ee, turda bu. Ee, üçüncü turda bu. Ee, dördüncü turda bu. Bunları arttırmış olacak. Bu yetenek. saygı 5 yeteneğine gelelim. Durin'in halkının kralları isminde bir yeteneği söz konusu. Ünvan ünvanı söz konusu saygı 5'te. Müttefik cücelerin aldığı hasarı %1 azaltıyor efendim. 15 puan verdiğimizde de %15 alınan hasarı azaltır. ...tam seviye yetkisinde de cücüler, cücelerin saldırısını artı 2 arttırıyor. E, 15 alınan hasarı azaltma, cücelerin hasarını 2 arttırma... E, ...oldukça iyi bir yetenek gibi geldi bana. Ama şu ana kadar hani... daha altının kralı ve meşe kalkanlığını daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yine de bundan doğan ünvanlara bakacağız şimdi. Hazırlıklı isminde bir yetenek var. Burada yakın birimler düşmanların menzil içindeki normal saldırıları tarafından vurulduğunda %3 hasar hasarı veren %3 hasar veren karşı saldırı gerçekleştirir. Okey. Bu ne demek? Şimdi bir tur içerisinde şu gerçekleşir. En yüksek hız hangi birimde ise önce o vurur. Ee, o vurur. Sonra bir sonraki hızlı olan birim neyse o vurur. Bir sonraki hızlı birim neyse o vurur. İşte siz vuruyorsunuz. Siz yani sizin bir biriminiz bir turda bir kere saldırı saldırı yapar. Hazırlıklı yeteneğine 7 puan verdiğinizde %21 hasar mevcut hasarının %21'ini vuran bir de karşı saldırı gerçekleştiriyor. Yani düşman bir birim düşman birimler sizin yakın birimlerinize vurduysa bu düşman birimler de menzil içerisindeyse yani düşmanlar eğer menzilli ise e, karşı saldırı yapmayacak. Ama düşmanda diyelim ki 3 tane yakıncı birim var. üçüne de birer kere karşı saldırı atacağı anlamına geliyor. Yakın birimlerimiz düşmana karşı saldırı atmış oluyor. E, %21 demiş benim demiştim tamam. Ee, savuşturma isminde bir yetenek var. Burada ordu düşmanın yakın dövüş birimlerinden alınan hasarı %2 azaltıyor. 7 puan verdiğimizde de bu da %14 anlamına gelir. %14 alınan hasarı azaltma burada var. %15 alınan hasarı azaltma burada var. Ve... Erebor oynadığımı düşünüyorum. Burada da yakın birimleri kapsayan bir buff olduğu için ben torun, Torine menzilli birim kullanmaz. Kesinlikle 3... ...tip yakın birim kullanırdım. Erebor oynadığımı düşünüyorum. Erebor T4'ü... ...Cüce T3 ve... ...Keçi Binicisi olmak üzere... E, ...ya da daha ileriki sezonlarda... ...Cücelerin daha bir OP birimi var. O Onunla birlikte... E, ...kullanılabilir. E, çünkü... ...yakın birimlerin alınan hasarını azaltma var. Söz konusu az azaltma var burada. Yakın birimleriniz... ...menzil içerisindeki düşmanlara... ...karşı saldırı yapıyor. Burada... Yakın birim buff'ı, yakın birim buff'ı, cüce buff'ı, yani cüce yakın birim, cüce yakın birim, burada da cüce buff'ı var. Yani bu komutan hani e, beceri hasarıymış gibi bilinse de hem kom birimlerini de çok buff'lıyor, birimlerini de iyi koruyor, birimlerini de buff'lıyor. Aynı zamanda kendi hasarı da söz konusu her iki yöne de yani oldukça dengeli aslına bakarsanız bu yüzden de kendisi güçlü e, olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi ben buna ağaç yapsam nasıl yapardım? Yine de meşe kalkan benim için önemli. Buradaki sersemletmeyi almak için buna 1 puan verirdim. 6 puan kurtarırdım. Zaten sersemletme ihtimali e, puan vererek artmıyor. Meşe kalkan on, meşe kalkan 15, 1, 7. Dağ altı kralı 15 ne etti? 15, 7 daha, 22, 23. 15 de buradan 38. Ah, buna vermezdim herhalde. 7 de buna verelim. Ee, 45. 15 de buna verebilir miyim? 60. 60. 7, 7. çok etti lan. 74 ünvan puanına ihtiyacım var benim mükemmel Torin için nasıl olacak lan? Bunu nasıl yapacağız? 50 levelde 50 puan geliyor. Ee, herhangi bir şey özel niteliğinde de yetenek puanı yok. 4 puan şeyden geliyor. Bilgelikten geliyor. 54. Saygı 5 dedik. 59. Ee, hadi saygı 10'a yükselttik bu komutanı. 5 puan da öyle geldi. Dedim. 64 abi bana çok lazım. Ben burada ünvan ben burada yetenek ağacını yapamadım o yüzden yardım alacağım. Pekala, iki tip e, farklı build gördüm ben ve bu buildlere baktığım zaman bu bu komutanın vuracağı beceri hasarını en yüksek arşa çıkarmak için bir build. E, 15 7 7 15 7 7 klasik. Bunu yapmış. E, ve 7 puanı fazladan var burada. Bu demek ki herhalde ee, bu komutan saygı 12 ya da saygı 10 mu? bilmiyorum her neyse ee, o daha çok bunlara yönelmiş yani meşe kalkan ve dağ altı kralı yeteneklerine yönelmiş ee, bir diğer ağaç ise şu ee, ben bunu görünce baya bir şaşırdım bu daha çok birim baflamaya yönelik bir e, ağaç oldu söyleniyor. Özellikle yakıncı T4, yakıncı şey birimleriniz varsa işte full yakın T3 birim falan kullanacaksanız özellikle bir de şu varsa şuna geleyim. Ha şu var ya derinlik muhafızı kışlası birimi. Eğer buna sahipseniz bu özellikle bunları kullanabileceğiniz hani Öyle bir buildmiş bu ama ne bileyim ben bu da çok içime sinmedi benim. Şöyle söyleyeyim. Hani burada buna 12 puan, buna 6 puan, buna 16 puan verilmiş. Hani baktığım zaman hayat veren tamam. Müttefik birimlerin oluşturduğu hasarı arttırmak ve burada en önemlisi sersemletmeye gitmiş. Hani burada sersemletmenin çok iyi olduğunu söylemiştim zaten ama. Yani diğer yetenekleri görünce ne bileyim buradaki cüce HP'sini cücelere gelecek savunmaları falan düşününce ben hiç bu tarafı hayat verenin e, herhalde kullanılacağını vesaire düşünmemiştim böyle iki tane build var ya sanki bunun daha iyisi yapılabilir gibi ya ama ben şunu fark ettim Torin'in kesinlikle daha yüksek saygıya ihtiyacı var Torin oynanacaksa çünkü ben abi daha altı kralını boş geçmeyi Yediremiyorum kendimi. Şu an ne bileyim. Ee, burada full yakın dövüş cüce buff'ı söz konusu. Burada düşmanı sersemletme söz konusu. Burada iyileştirme e, ve hasar, birimlerin hasar artışı söz konusu burada. Ee, i̇şte burada bu ağaçta da Oakenshield, işte meşe kalkandan bütün beceri hasarlarını alıyorsunuz. Şuradan sersemletmeyi alıyorsunuz. Daha altı kralından da Buradaki komutanın vurduğu hasara karşı düşmanın bütün e, %50 savunmasını yok saymaya alıyorsunuz. Cüce buffı da var burada. Ya bilmiyorum ben sanki daha iyi bir at çıkarırdım sanki yani ne bileyim. Burada 58 puan var. Yani 50 level artı 5 level şey 5 saygı 5 torin diyelim. 55 artı 4 bilgelik 59 puan yapıyor. Saygı 5 torininiz olduğunda 59 puanınız oluyor. Burada 58 puan var. Yani saygı 8 falan olsa şunları da açsak ne bileyim aa yetinemedim ya. Vallahi hiçbir komutanda ağaç yaparken bu kadar zorlanmamıştım. Her neyse arkadaşlar ben gene ee, ben şimdi tecrübem Tori'yi herhangi bir şekilde Tori'yle oynamadığım için o kadar tecrübeli değilim. O yüzden siz bu görsellere güvenin derim. Yardım alma konusunda ee, ciddiydim bu daha çok komutan hasarı üzerine odaklanma bu da ço daha çok birimleri bufflayıp birimler üzerinden oynama şekli haberiniz olsun artık ikisinden biri durumla, duruma göre tercih sizin yani ekipman olarak da çok da konuşmaya gerek yok sanırım. Bilmiyorum var mı artık ekipman olarak. Cüce komutanların ekipmanları neredeyse hep birbiriyle aynı zaten. Mümkün olduğunca kuvvet kasıyorsun. Mümkün olduğunca düşmanın savunmasını değişmeye çalışıyorsun. Mümkün olduğunca işte yani fiziksel hasar komutanlarının kullandığı ekipmanlar basit. İşte aksesuara hitleyin. Zırha pullu zırh ve e, kuvvetli pullu zırh. Silaha... Yarmalı balta, kazadun baltası ya da yine deri yüzmeli öteki balta ismini hatırlamıyorum şimdi. Basit, bilindik itemler zaten çok da itemler üzerinde durmaya gerek yok bence. Her neyse. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Thorin, Meşek, kalkan videosu da bu şekildeydi. Sonraki Lord of the Rings Dice to War videolarında görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.